Başkalarını dışlamak, senin gibi olmayanları dışlamak, onları kapsamak yerine onların senin gibi olmasını sağlamaya çalışmak gibi aslında. Ama yani cinsel tacizin yaşandığı alanlarda kimler tarafından yapılıyor, nasıl yapılıyor, neler söyleniyor'ya baktığın zaman. Z kuşağının cinsel taciz rahatsızlığı, ya içine doğduğu ortamın bununla çok ilişkisi var, o da sosyal medya. Niye böyle yapıyorsun? Burada giyemezsin, beni rahatsız ediyorsun. Türkiye'nin yahut da işte hangi ülkedeyiz, bu ülkenin şeyle uymaz demek de demek ve onu ötekileştirmek, dışlamak. Ve bu son zamanda bir firma tarafından Z kuşağı üzerine bir araştırma sonucu çıktı. Hem küresel olarak hem Türkiye bağlamında. Bununla ilgili de bir program yaptık esasında. İşsizlik önemli oluyor, iklim değişikliği önemli oluyor. Ama Türkiye'de Z kuşağının temel sorun olarak gördüğü alanlara baktığımız zaman birinci işsizlik, üçüncü iklim değişikliği çıkıyor ama ikincisi cinsel taciz çıktı. Bu esasında yani önemli bir bulguydu ve bir cinsel taciz sorunu Türkiye'de hakikaten ciddi bir sorun olarak, dünyada da öyle duruyor. O yüzden de bugün özellikle bu gençlerden başlayarak ki Z kuşağına indirgenmeyecek de bir sorun esasında cinsel taciz sorunu. Ama biraz daha böyle hani gençler ve cinsel taciz sorunu üzerine konuşalım dedik. Kabaca 3 alanı cinsel tacizin çok konuşulduğu alan diye tanımlarsak, bir tanesi evdeki hayatla ilgili, bir tanesi çalışma hayatıyla ilgili, biri de sosyal yaşam. Sosyal yaşamın içine belki sosyal medyayı da katmak lazım. Bu 3 alandaki cinsel taciz. Belki bunlardan ilk olarak üzerinde alacağımız ve Z kuşağının da daha fazla herhalde daha duyarlı olduğunu varsaydığımız kısmı sosyal yaşamdaki cinsel taciz diye söz edilebilir. Oradaki temel nokta da bence bir sürü konu için de bu söyleyeceğim geçerli olabilir ama dışlayıcılıkla kapsayıcılık arasındaki ilişkiyle çok ilgili buluyorum ben bütün bunları. Dışlayıcı hayat görüşlerine, dışlayıcı hayat tarzlarına sahip olmak demek aslında kendini başkalarıyla araya çizdiğin sınırlarla tanımlayabilmek ya da başkasının kendi gibi, senin gibi olmasını sağlamaya çalışmak demek. Bunun dini nedenleri olabilir. Başkasının şöyle yaşaması ve böyle yapması gerektiğini söyleyen. Evet giyerim biliyor musun? Giyemezsin. Ben ne? Adana'da sen Adana'da burada bunu giyiyorsun. Ay sana ne? Giyemezsin. Dini nedenlerin olabilir, sana ait. Siyasi nedenlerin olabilir. Türkiye'de de nitekim hani günlük hayata bakarsan bir tarafta böyle seküler kaynaklı otoriterlik, bir tarafta da bu bir Türkiye'nin gündeminde önemli bir sorun olarak bir dönem yaşadı. Başkalarını dışlamak, başkalarına kendi arasına sınır koymak ve onların senin gibi olmasını sağlamaya çalışmak. Şimdi de herhalde son yıllarda daha çok bunun dini referanslı otoriterlik kısmıyla karşı karşıyayız. Başkalarının yine aynı şey, başkalarını dışlamak, senin gibi olmayanları dışlamak, onları kapsamak yerine onların senin gibi olmasını sağlamaya çalışmak gibi. Aslında sosyal hayattaki cinsel taciz ve özellikle Z kuşağının şikayetçi olduğunu bildiğimiz cinsel taciz noktası bence buradan kaynaklanıyor. Çünkü son yıllarda böyle bir din kaynaklı referanslarla hareket eden bir otoriterlik ve dışlamak ve başkalarını senin gibi olmaya zorlamakla ilgili. Bu da günlük hayata işte ayıplamak, şort giyeni ayıplamak, değişik kıyafet, değişik saç şekli olanı ayıplamak ve onları kendine almak ve onları sokak içerisinde küçümsemek gibi şeylere yol açıyor, davranışlara yol açıyor. O da herhalde Z kuşağının en fazla rahatsız olduğu kısım. Evet, esasında senin söylediğin gibi cinsel taciz hem aile, ev alanında oluyor, hem iş, eğitim alanlarında olabiliyor, hem de yani kamusal alanda, sokaklarda, işte ulaşım şeylerinin, araçların içinde olabiliyor. Bunu yaparken de biraz cinsel tacizin farklı yapılış biçimlerine de bakmak lazım. Yani bu esasında sözle yapılabiliyor, tavırsal olabiliyor, gözle olabiliyor. O anlamda
Benim bugün bu konuyu konuşacağımız için gelmeden baktığım Türkiye'de nasıl tartışılıyor, ne referanslar veriliyor dendiği zaman esasında hakikaten bu şey özellikle Z kuşağının cinsel taciz noktasındaki bu duruşu yani ikinci temel alanı olarak görmesinde hakikaten bu sözsel, tavırsal, dışlayıcı yapı, onu kötüleyici yapı, işte ahlakı uymayan davranış yahut da niye böyle yapıyorsun, burada giyemezsin, beni rahatsız ediyorsun, Türkiye'nin yahut da işte hangi ülkedeyse bu ülkenin şeyle uymaz demek ve onu ötekileştirmek, dışlamak esasında çok yaygınlaşan bir konu. Tabii bunun iktidarla, hukukla da ilişkileri var ama onu daha çok çözümünü konuşurken söyleyeyim. Z kuşağı diye tanımlarken hep üzerinde durduğumuz yıllar, işte en son 2009 yılı doğan, 1995 ile 2009 yılı arasında doğanlar ve oraya tanım olarak eklediğimiz şey teknolojinin içine ve sosyal medyanın içine doğanlar. Yani sosyal medya kullanımıyla başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla Z kuşağının cinsel taciz rahatsızlığı veya içine doğduğu ortam bununla çok ilişkisi var. O da sosyal medya ortamı. Çünkü sosyal medya bambaşka ilişkiler doğuruyor. Z kuşağının kendi içindeki ilişkilerden söz ediyorum bu durumda veya yakın kuşaklarla, yakın yaşlarla ilişkisi. Dolayısıyla bu ilişki biçimi kendi içerisinde yeni bir taciz biçimi doğuruyor. Yani kız erkek ilişkilerinde lakap takma birbirlerine, işte eski erkek arkadaş, eski kız arkadaş ilişkilerinin sosyal medya üzerinden deşifre edilmesi, hakaretler, işte vücut görünümle ilgili şakalaşmalar ve küçümseyişler. Dolayısıyla aslında taciz ve cinsel taciz kısmında sosyal medya çok önemli bir faktör Z kuşağı için ve Z kuşağı da aslında sosyal medya içerisindeki taciz dışı yaşamı henüz keşfetmiş veya tam olarak kendi tacizsiz kültürünü oluşturmuş durumda değil. Birbirlerini taciz ediyorlar. Küfür son derece normalize olmaya başlıyor yeni bir dil olarak. Kızlar, erkekler, okullardaki sosyal medya grupları, çeşitli gruplar, Instagram grupları ve bütün bunlar içerisinde gerçekten son derece zaman zaman hani intiharları da varan çok değişik taciz biçimleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Aslında bu kuşağın kendi açısından ve kendi içinde sorunlu olan bir kısmı da kullandıkları ve yaşadıkları o sosyal medya ortamını taciz free, tacizden bağımsız hale getirme kültürünü oluşturabilmeleri. Esasında bu sosyal medya yahut da diğer teknolojilerle Z kuşağının yahut da gençlerin kendilerini tanımlamaları, kendi bedenleriyle, kendi yaşam tarzlarıyla ilgili kararları kendileri alma istemeleri. Fakat bununla var olan kültürün egemen yapısı arasındaki kopukluk belki de yani bunun cinsel tacizin oluşma noktalarından bir tanesi. Ama öbür taraftan da esasında baktığımız zaman örneğin sen dine referans vermiştin ama yani cinsel tacizin yaşandığı alanlarda kimler tarafından yapılıyor, nasıl yapılıyor, neler söyleniyor'ya baktığın zaman esasında evet yani din çok önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü o kopukluğu gösteriyor ve oradaki kurallarla senin özgürlüğün arasındaki kopukluk olduğu zaman esasında kurallar senin üzerinde bir tahakküm kurmaya başlıyor. Bunu götüren insanlar da var, bunu yaşama geçiren insanlar da var ama diğer alanlara baktığımız zaman da esasında yani akademideyim ben hani akademik alana baktığımız zaman da bu tür sorunlar çıkıyor. Yani dinin dışındaki bir takım düşüncelere ya da kimliklere sahip insanlar tarafından da yapılıyor. Biraz hani bunun erkeklikle de esasında ilgisi var. Patriarkal yapıyla da ilgisi var. Yani aile yapısının düşünülmesiyle de ilgisi var. Jenerasyonel de bir şey var. Fakat burada bence bu tür olaylarda hani kültür önemli olmakla birlikte ben her zaman hani kurumlar ve kurumların buradaki davranışları
tepkileri çok önemli oluyor. Yani bu kurum derken de en başta hukuk kurumu. Mesela bu tür sorunlar olduğu zaman eğer siz cinsel tacize uğramış değil de onu yapanın lehine dönüşebilecek şekilde işte ne bileyim genel ahlak olsun, bölünmez bütünlük olsun, aile yapısı olsun. Yani bu tür böyle genel kavramlar, ahlaki kavramlarla yapanın yanında kalıyor ya da o bu şekilde buradan sıyırıyor gibi bir tavır alırsanız, yumuşak bir tavır alırsanız ya da yurtlarda olan, eğitim alanlarında olan cinsel tacizlerle ilgili daha böyle muğlak bir tavır alırsanız, yani hukukun burada çok net olması ve tacize uğrayanın yanında olması bence gerekiyor. Böyle genel ahlak kavramları değil de yani bireysel hak ve özgürlükler temelinde buna bakması lazım. Ama aynı zamanda da bence hani bir üniversitede de çalıştığım için tekrarlayayım. Yani üniversite yöneticilerinden hani ta Cumhurbaşkanı'na kadar giden alan içinde yani bu tür alanların olduğu yerlerde yöneticilerin, diğer kişilerin tavırları da çok önemli oluyor. Eğer bir minibüste şortlu bir genç kadına birisi müdahale ettiği zaman sen hiçbir şey yapmıyorsan esasında sen de onun bir parçası oluyorsun ve onu desteklemiş gibi oluyorsun. Ya da kurumunda cinsel tacizle ilgili bir şey olduğu zaman ya bu şimdi benim kurumumla ilgili ne olabilir acaba bu aradaki sorunları çözsek de ben bir şekilde bir sonuca mı varsak çok duyulmasa falan gibi yani genel anlayışlar bu şekilde oluyor. O zaman cinsel tacize uğrayanın değil de cinsel taciz yapanın yanında sanki oluyormuş gibi oluyorsun. O zaman sorun çözülmediği gibi daha muğlaklık arttığı için, belirsizlik arttığı için yani cinsel taciz görenlerin aleyhine ama aynı zamanda onların aleyhinden de ötesinde yani o toplumun aleyhine bir durum ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ben. Yani bu söylediklerinin devamı aslında çalışma hayatındaki taciz meselesi bir hala devam eden ama eskisi kadar ilk çıktığı kadar güçlü olmayan bir Me Too Bende hareketi vardı. Belki daha çok Amerika kaynaklı Anglo-Sakson ülkelerinde etkili oldu ve insanlar işte kadınlar başlı veya erkekler başlarından geçen taciz olaylarını anlattılar ve çalışma hayatında olanları genellikle ve deşifre ettiler diyelim ki. Bunlar genellikle tabii eskiye yönelik hareketlerdi. Geçen günlerde galiba Kevin Spacey'nin bir davası vardı çünkü işte 15-16 yıl kadar önce bir yemekte galiba yemek sırasında masanın altından diziyle diğer erkek dokunmuş gibi bir tartışma. Çok detaylarını da bilmiyorum ama bunlar çok eskiye yönelik olsa bile bundan sonrası için, gelecek için herkesi uyaran çok anlamlı bir hareketti. Fakat bu hareketin, bu da ülke kültürleriyle ilgisi, Anglo-Sakson ülkelerinde etkili oldu. Ama mesela Akdeniz ülkelerinde bir etkisi olmadı. Hatta Fransızlar, böyle Fransızlarla çok dalga geçilir. Fransızlar dediler ki ünlü, işte Brigitte Bardot gibi, Catherine Deneuve gibi ünlü kadınlar, yani erkek kadın ilişkisi içerisinde flört olması normal bir şey, bu bunların çoğu flörtle ilgili filan diye Akdeniz tarafını koydular. Tabii bu çok ayrı ülke kültürleri, dokunmanın ne anlama geldiği veya konuşmanın ne anlama geldiği, ülkenin ne kadar flörtöz olduğu ayrı bir tartışma konusu ama şuraya gelmek istiyorum öbür yanıyla da. Şunun üzerinde senin dediğin hukukun öbür tarafında çalışma hayatına dikkat etmek gereken şey şu oluyor. Çalışma hayatı çok erkek egemen bir hayat ve erkeklerin yönetimde olduğu bir hayat. Buna sanat hayatı, çalışma hayatı derken üniversiteyi de kastediyorum. Şirketlerde yani bütünüyle emek karşılığı yürüyen işleri kastediyorum. Erkek egemen bir hayat ve orada kadınların bazen rekabet avantajları, kadın olmaları, tırnak içerisinde rekabet avantajı diyorum hani bunu ama kadın olmaları ve buradan kendilerine yol bulmaya çalışmaları ve yolu bulduklarından itibaren de susmaları gibi bir durum ortaya çıkıyor. Burada şunu söylemek istiyorum yani 10 yıl önce, 15 yıl önce olmuş bir şeyi anlatmak tabii çok önemli. Gelecek açısından uyarıcı ama öbür yandan şunu da pek görmüyoruz yani bugün benim bu başrolü almama ya da bugün benim çalışma hayatımda şöyle atanmama, şu ilişkim yol açtı diyen bir yapı da oluşmuyor genel olarak. Çünkü ister istemez kadınların bu mücadele içerisinde erkeklerin çok etkin olduğu bir dünyada kendilerine yol bulmaları için bunu bir kadın olmayı veya bu tacize sessiz kalmayı bir hayat çıkış yolu
olarak gördüklerini de kabul etmek lazım. Bu da bence mücadele edilmesi gereken, yine kadınların kendi aralarında özellikle üzerinde durması gereken bir konu. Kadın olmak bir rekabet avantajı değil veya taciz sessiz kalmaya yol açmak, yani kurtarmanın, yırtmanın, sıyırtmanın bir yolu da değil. Esasında burada tabii yani kadın erkek olarak bakıyoruz ama bence tekrardan hani bitirirken kurumların altını vurgulamam lazım. Yine kendi bulunduğum alanda yani üniversiteler, hem yurt içi hem yurt dışındaki üniversitelerdeki belli gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Ama bu şirketlere ya da diğer çalışma alanlarında yayılmaya başlıyor. Bu da yani şu anda esasında iki türlü oluyor. Ya senin söylediğin gibi bu tabii kadın erkek olarak düşünüldüğü için ve erkek egemen olduğu için yani kadın erkek eşitliği üzerine bir üniversitenin bütün yapısının tekrardan dönüştürülmesi, en azından o patriarkal erkek egemen yapıya şey yapan, direnç gösteren, onu dönüştürmek isteyen bir üniversite ya da bir iş yeri yapısının oluşması gibi. Ama ilk senin söylediğinle bitirelim. Fakat diğer üniversitelerde, diğer iş yerlerinde bunun sadece bir kadın erkek sorunu değil, aynı zamanda gaylikle ilgili, lezbiyenlikle ilgili, işte son LGBT diyoruz. Hatta bir tane İçişleri Bakanımız biliyorsun hep böyle Türkiye'nin hani LGBT yapılması isteniyor gibi laflar da ediyor. Yani bu esasında çok siyasete falan da bu konuların nasıl kullanıldığını da gösteriyor. Bunlara karşı çıkmak için bence onlar kapsayıcılık, yani inclusive denen kapsayıcılık, yani kadın erkek eşitliğinden değil de bütün o farklı olanların özgürlüklerini kapsayan daha kapsayıcı üniversiteler, daha kapsayıcı işe alım süreçleri, daha kapsayıcı eğitim alanları, daha kapsayıcı iş yerleri ve oradan giderekten daha kapsayıcı, belki de daha böyle bir toplum yönetimi biçimleri gibi. Kapsayıcılık bence esaslı ve bunun bir eğitimini yapmak, bunun kurumsallaşmasını sağlamak çok önemli olacak. Ama hakikaten o araştırmayla bitirelim. Yani cinsel taciz sadece bir taciz, cinsel taciz sorunu değil. Yani Türkiye'nin ve gider bence dünyanın da önemli, ekonomiyle birlikte, güvenlikle birlikte önemli sorunlarından biri olduğunu da altını çizelim.